Vatandaşlarımızın kurdukları kurumlar onların dil, din ve kültürlerinden kopmalarını engelliyor. Milli Görüş teşkilatları açtıkları yapılarla Avrupa'da can simidi olmaya devam ediyor. Yazdın mı oğlum? 1961 yılında ilk işçi göçünün Avrupa'ya gelmesiyle gurbetçilerimiz bir yandan da camileri, cemiyetlerini kurma işlemini başlattılar. 1984 yılında Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği olarak resmi devlet yapılanması Avrupa'da kurumsallaşmaya başladığında Milli Görüş Teşkilatları 400'den fazla şubesiyle önceleri daha çok cami ağırlıklı yapılanmasını tamamlamıştı. Bu yapılanma son 10 ila 15 yıldır daha çok eğitim merkezi resmi okul statülerinde devam ediyor. Milli Görüş Teşkilatlarının Köln'den tüm Avrupa'ya yapılanmasının 50 yılında İslam Teşkilatı Milli Görüş Köln Eğitim Merkezi kapılarını bizlere açtı. Anaokullarından Kur'an derslerine, okul derslerinden Yıldız Gençlik Proje sınıflarına kadar yaklaşık 500 kişi hafta içi ve hafta sonu bu kursları takip ediyor. Köln Bölge Eğitim Merkezi'nde çocuklarınıza yer bulabilmeniz için en az 2 yıl önce yazılmanız gerekiyor. Eğitim merkezi öğretmenlerinden Muhammed Talha ve ana sınıf sorumlusu Serap Bozdağ, Köln Bölge Eğitim Merkezi'ni ailenizin televizyonu TV5'e anlattı. İsmim Muhammed Talha, Köln Bölgesi Bölge Eğitim Merkezi'nde hocalık yapıyorum. Bölgemizde yaklaşık 500'e yakın öğrenci eğitim almaktadır. 15 kişiye yakın da bir öğretmen eğitimci kadromuz var bulunmakta. Eğitimci kadrolarımızın büyük bir çoğunluğu aynı zamanda Alman okullarında eğitim vermekte. İşte Türkçe dersinden tutun, İslami ilimlere, okul derslerine ve her türlü sosyal aktivitelere kadar birçok çalışmamız bulunmaktadır. Kur'an-ı Kerim derslerine özel bir ihtimam verilmekte. Kendi alanında uzman eğitimcilerimizle cumartesi ve pazar olmak üzere hafta sonları ve aynı zamanda hafta içleri de özel derslerimiz bulunmakta. 10 yaşından lise çağına kadar olan öğrencilerimizin hepsine eğitim verilebilmektedir. Aynı zamanda Yıldız diye isimlendirdiğimiz özel bir eğitim grubumuz da bulunmakta. Bunlar özel seçilmiş öğrencilerden olup ileride bizim Milli Görüş camilerinde görev alma potansiyeli yüksek öğrencileri bulundurmaktadır. Kendi camilerimizde eğitimci yetiştirme imkanında bulunmuş oluyoruz. Aynı zamanda bize olan ilgiden de gerçekten memnunuz. Şu an hem ortaokul hem lise bazında yoğun bir ilgi var. Bu ilgiye gerçekten cevap veremediğimiz durumlar oluyor. Bundan dolayı zaten eğitimimizi cumartesi ve pazar olmak üzere 2'ye böldük. Yerimiz de zaten Köln bölgemizin güzide alan, güzide muhitlerinden kendimize ait bir eğitim merkezimizde eğitimimizi sunmaktayız. Tabii yeterli olamadığı durumlar olabiliyor. Şu an katılımdan memnunuz. İsmim Serap Bozdağ, Köln bölgesi ana sınıfı sorumlusuyum. Bizim 4 tane ana sınıfımız var Köln bölgesinde, 4 ayrı sınıf. Toplam 54 tane talebemiz var, 15 tane eğitmenimiz var. Biz 4-6 yaş grubu üzerine çalışıyoruz. 1. ve 2. yıl olmak üzere 2 ayrı yıl olarak ayırıyoruz derslerimizi. 1. yılda Allah'ın varlığı ve birliği üzerine çalışmalar yapıyoruz. Allah vardır ve birdir. Bunları çocukların anlayabilecekleri şekilde anlatmaya çalışıyoruz. Bahsen çalışmalarıyla, el etkenlikleriyle falan. 2. yılda da imani konular üzerine duruyoruz. Bu kadar. Peki, gelmek isteyenler, dışarıda bekleyen hala bir talep var mı? Çok fazla talep var. Biz hatta bir varta listemiz var. Uzun bir varta listemiz. Baktılar veliler çok uzun bekliyorlar. 6 aylıktan itibaren yazdırmaya başladılar. Çünkü yılda sadece toplam 24 tane talep alabiliyoruz. Mekanımız kısıtlı. Mekan kısıtlı olduğu için çok uzun bir bekleme listesi var. Eğer yazdırmak isteyen varsa gerçekten çok önceden yazdırması gerekiyor çocuklarını. Yoksa maalesef alamıyoruz. Toplam 24 talebe aldığımız için yılda. Ein Paket ist auch am Boden.